Merhabalar, canlı yayınımıza hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bu hafta Lab Akademi Bilim Söyleşileri yayınıyla karşınızdayız. Ve duyurularda da belirttiğimiz üzere bu hafta konuğumuz Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Sayın Işıl Aksan Kurnaz hocamızı da konuk ediyoruz. Ve kendisiyle bu akşam biyoteknoloji ve biyogirişimcilik üzerine sohbet edeceğiz. Kendisinin bize kısa bir sunumu olacak, sonrasında sizin sorularınızı da cevaplayacak. Sorularınızı sunum sonrasında hocamıza da iletmek gibi bir şansınız olacak arkadaşlar. Ben sözü çok fazla uzatmadan hocamızı yayına davet etmek istiyorum. Hocam, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkürler. Davetiniz için de çok sağ olun. Çok Hocam, mutluluk duydum. İlk defa katılıyorum Lab Akademi'nin webinarına. Umarım güzel geçer hepimiz için. Biz de davetimizi kabul ettiniz ve bu akşam burada değerli vaktinizi bize ayırdığınız için öncelikle ben teşekkür ederim. Hem kendim adına hem de takipçilerimiz adına keyifle beklediğimiz ve keyifle de izleyeceğimiz bir yayın olacak. Bu akşam sizinle biyoteknolojiyi konuşacağız. Sizin çalışmalarınız ve aynı zamanda biyogirişimciliği konuşacağız. Tabii sizin kısa bir sunumunuz olacak. Sunuma geçmeden önce hocam birazcık sizi tanıyarak başlamak istiyorum aslında ben. Siz neler yapıyorsunuz şu Tamam, an? tabii ki de. İki görevleriniz ve yaptıklarınız. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Sonrasında da sunumunuza geçelim. Bir ekran paylaşımı olacak. Şunu da Tamam. belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ekran paylaşımı esnasında hocamız sizin sorularınızı göremeyecek. Çünkü tek ekrandan paylaşım yapabiliyor. Onun için sorularınızı siz yan ekrandan yazmaya devam edin. Sonrasında tekrardan biz bir soru cevap kısmı gibi bir kısa bir sürede sizin sorularınızı hocamıza yöneleceğiz ve böylelikle cevaplanmasını sağlayacağız. Hocam buyurun. Çok Sizi tanıyarak başlayalım. teşekkürler Orhan Bey. Bu arada chatbox'tan da yazan arkadaşlara, hocalarımıza, misafirlere çok teşekkür ederim. Ben Olsun. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldum, lisans programından. Daha sonra University of London'da doktora yaptım biyokimya alanında. Bunu takiben kısa bir Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği maceram oldu. Ve doktora sonrası çalışmalar için tekrar İngiltere'ye gittim. Bu sefer Manchester Üniversitesi'ne gittim. Onu takiben de ülkemize geri dönelim dedik. Ve Yeditepe Üniversitesi'nde Genetik ve Biyomühendislik bölümünün kurulmasında rol oynadım. 2014 yılına kadar orada çalıştım. 2014 yılında da Gebze Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Orada da Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kuruluşunda rol oynadım. Sizin de söylediğiniz gibi. Şu an hala orada kurucu müdür olarak görev yapmaktayım. Biraz enstitümüzün özelliği gereği, kuruluş amacı, misyonu gereği de biyogirişimciliği ve sanayi ile ilişkileri ön plana çıkarttık arkadaşlarımızla birlikte. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik onlarla. Girişimcilik bu aralar çok popüler ve neredeyse her lisans ya da lisansüstü programında seçmeli ders olarak konuyor ama biz vizyonumuz gereği biyogirişimciliği zorunlu ders haline getirdik arkadaşlarımıza. Ve elimizden geldiğince 22-44 sanayi programları veya sanayi Ar-Ge projeleriyle öğrencilerimizi iş hayatına, ürün geliştirmeye, bilimden teknolojik ürüne geçişi hazırlamaya çalışıyoruz. Burada da elimden geldiği, dilim döndüğünce size bu konularda kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Ben Çok izin güzel. verirseniz ekran Buyurun. paylaşmaya çalışayım Orhan Bey. Tabii, buyurun siz ekranı ben yansıtacağım. Eğer ekran paylaşmayı açarsanız. Tamam. Bir saniye. Demin açmıştım. Tekrar Evet, edeyim. yeni katılanlar için tekrardan hatırlatalım. Hocamız sunumdan sonra sorularınızı cevaplayacak arkadaşlar. Yan ekrandan sorularınızı yazabilirsiniz merak ettiklerinizi. Ben evet şimdi ekran paylaşınca göremiyorum chatbox'u. Onun için şimdiden herkesten özür dilerim. Kısa bir sunumum var. Onu yapayım. Akabinde arzu ederseniz soruları da cevap vermeye gayret edeceğim vakit olduğu müddetçe. Ben tabii katılımcıların profilini bilemediğim için çok genel hazırladım. Sevgi Salman Ünver hocamız ve geniş bir yazar ekibiyle beraber Adım Adım Biyogirişimcilik diye bir kitap yazmıştık zaten yakın zamanda. Bu demin bahsettiğim üzere enstitümüzün biyogirişimcilik misyonu vesilesiyle açtığımız derse ait bir kaynak kitap olmamasından yola çıkarak aslında başladık ve güzel bir noktaya evrildi. Şimdi yakın bir zamanda da Biyoteknolojinin Geleceği adında ikinci kitabımız kısmetse çıkacak.
Biraz bunları özetleyerek günümüzdeki bu güncel pandemi sürecini de işin içine katarak tadımlık, hani akşam bu saatinde kimseyi yormayacak şekilde bilgiler vermeye gayret edeceğim. Bildiğiniz üzere biyoteknoloji yaşamın dilinin teknolojiyle buluştuğu nokta ve çağımız biyoteknoloji çağı. Özellikle pandemi sürecinde bu sektörün önemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de ortaya çıktı. Özellikle ulusların sağlığı ve güvenliği için biyoteknolojik üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Bu noktada bence çok doğru bir yerde de duruyoruz biyoteknoloji olarak ülkede. Bildiğiniz üzere tanı kiti ve teknolojileri ya da ilaç ve aşı çalışmaları gibi konularda artık hepimiz her gün gazetelerde, televizyonlarda bu konudaki gelişmeleri takip ediyoruz. PCR kiti nedir, antikor testi nedir, bunları hepimiz öğrenmeye başladık yavaş yavaş. Ve daha da gurur verici olanı tabii bunların Türkiye'de de üretilebildiğini biliyoruz. Hatta yurt dışına satılan kitler olduğunu da biliyoruz. Bu senenin bir özelliği de Nobel Kimya Ödülü'nün genom editleme teknolojisine verilmesi. Charpentier ve Dudna'ya verildi bu sene biliyorsunuz. Tabii sadece o ikisi geliştirmemiş bu teknolojiyi. Çok kalabalık bir bilgi birikimi, bir bilim insanı ekibinden çıktı aslında arka planda. Ortada da bir CRISPR kit koydum. Bu aralar kendin yap, DIY biyoloji de çok popülerleşmeye başladı. CRISPR'ın da yavaş yavaş bu kendin yap teknolojilerle Amazon.com gibi sitelerden satılabileceği noktaya geleceği düşünülüyor. Hatta şu an satılabilen kitlerde var, klinik anlamda değil ama laboratuvar deneyleri olarak kullanmak üzere. Dolayısıyla hayatımız çok hızlı bir şekilde zaten biyoteknolojiyle iç içe geçmiş durumda. Şimdi biyo girişimcilik de nedir oraya gireceğim ama ilk önce bir girişimci kimdir sorusuyla başlayalım istedim. Sol taraftakini özellikle beğeniyorum. Girişimci nedir? Girişimci bir tepeden atlarken aşağıya düşe dururken uçağını inşa eden kişidir. Aynı zamanda bakınız zihirbaz. Sağ taraftaki de güzeldir bu arada. Bir girişimci olmak kolaydır. Bisiklete binmek gibidir. Ama bisiklet yanıyor. Siz yanıyorsunuz. Her şey yanıyor. Bunu şunun için özellikle koyuyorum. Özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlara da anlatmaya çalışırken. Bu aralar girişimci olmak çok moda. Birisi için çalışacağıma kendi işimi kurayım, paraya para demeyeyim gibi yaklaşımlar olabiliyor. Özellikle genç arkadaşlarımızda. Bunlar güzel hayaller ama bu işin çok kolay olmadığı, bir günde olmadığı, çok acılı, sancılı süreçler olduğunu da bilmek gerekiyor. Yani çok çalışmak gerektiğini bence algılamak gerekiyor. Bunu söyledikten sonra ben bunların hepsini anlatmayacağım ama biyo girişimcilere yol haritası sunarken hem biyoteknoloji hem biyo girişimciliği iç içe aktarmaya gayret edeceğim elimden geldiğince. Böyle hani farkındalık olması açısından tadımlık bazı şeylerden bahsedeceğim. Biyo girişimciler, biyo girişimcilik dediğiniz zaman ilk önce bir inovasyon nedir? Yaşam bilimlerinde inovasyon ne demektir? Biyoteknolojide iş ve ürün geliştirme süreçleri nedir? BioNTech'in aşısını mesela hepimiz takip ediyoruz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci Hoca'nın şirketinin mRNA aşısını. Hepimiz aşağı yukarı bu ürün geliştirme sürecinin içindeydik COVID'in başından beri. Ama iş sadece çok güzel bir teknik fikir ya da teknolojik buluşla ortaya çıkmaya bağlı değil. Bunun aynı zamanda bir iş planı, proje yönetimi, takım çalışması, pazar analizi, finans modeli, yatırım bulma süreci vesaire olduğunu da bilmek gerekiyor. Bunun arkasında çok ciddi patent süreçleri, fikri sınai hakları olduğunu, hukuksal bir altyapı olduğunu bilmek gerekiyor. Oradan da teknoloji transferi ve ticarileşme ile şirket kurma konularına ufak ufak değinmeye gayret edeceğim. Şimdi yaşam bilimlerinde inovasyon derken aslında biyoteknoloji girişimleri diğer girişimlerden belki bir tık daha farklı. Çünkü Ar-Ge süreci çok büyük. İnovasyon da dolayısıyla buna bağlı olarak çok hızlı gelişen bir süreç. Son zamanlarda pek çok yeni gelişme oldu. Takip etmişsinizdir. Sadece COVID süreciyle hayatımıza giren şeyler değil ama
Üç boyutlu biyoyazıcılar mesela epey gündemimizi meşgul etti. Biyosensörler yine epey gündemimizi meşgul etti. Bunların arasında giyilebilir teknolojiler de var örneğin. Yanılmıyorsam MIT geliştirmişti. Bir dövme mürekkebi de var. Dövmenin mürekkebi aynı zamanda sensör olarak görev görüyor ve vücudunuzdaki şeker miktarını kontrol ederek sizin her gün parmağınızı delmenizdense renk değişimine bakarak şekerinizin ne kadar olduğunu size söyleyebiliyor. Bu tür enteresan gelişmeler var dünyada. Sentetik biyoloji diye bir alan var son 10 senedir ve gittikçe de hızla gelişiyor. Türkiye'ye de yeni yeni girmeye başladı. Ben yine enstitümüzle gurur duyuyorum, övüneyim. Sentetik biyoloji alanında bir opsiyon olan da ilk enstitüdür üniversitemiz. Türkiye'de de zaten bir iki yerde var. Bunlardan bir tanesi de Bilkent'teki Urartu Şeker Hoca'nın labı. Ki onu da yine COVID bağlamında takip ediyorsunuzdur gazetelerden. Yine yaşam bilimlerindeki inovasyon derken kişiselleştirilmiş tıp diye bir şey girdi hayatımıza. Artık çoğumuz genom nedir, proteom nedir, mikrobiyom nedir? Az da olsa hani günlük gazetelerdeki sağlıklı yaşam köşelerinden falan bile duyuyoruz bunları. Ve bu şekilde 23andMe ya da Ancestry DNA gibi firmalar var. DNA'nızı bir swap aracılığıyla alıp gönderiyorsunuz, analiz edip sekanslayıp size bilgi verebiliyorlar. Bunlarla hayatımızı düzenleyecek gerek sağlık, gerek yaşam tarzı, beslenme gibi konularda bizleri daha ileriye götürecek bir takım kişiselleştirilmiş tıp girişimleri ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu yoğun omik datasının sonucunda bunun içine genom var, transkriptom, proteom var, metabolom var. Hatta konektom yavaş yavaş girecek eminim bunların arasına. Bu kadar yoğun veri girdiği zaman bu verinin işlenmesi ve bu verinin saklanabilmesi de bir problem olmaya başlıyor. Slide koymadım bununla ilgili ama Bitcoin meselesini biliyorsunuzdur, blok zincir teknolojilerini. Bunun bir Gencoin versiyonu yapıldı. Hatta bu demin bahsettiğim 23andMe gibi şirketlerin sizin DNA verilerinizi, genom verilerinizi sizden habersiz başkalarına satması, ilaç firmalarına satması çok tepki toplamıştı bir ara. Dolayısıyla bu DNA'ların blok zincir teknolojileri üzerinden bu sekansların şifrelenmesi ve bir yere satılıyorsa bundan bir miktar sizin de para kazanmanızın sağlanması, bir anlamda copyright'ının sizde olması gibi şeyler de konuşuldu yakın zamanda. Bu blok zincir teknolojilerine paralel olarak DNA bilgisayarları, DNA computing dediğimiz kavram, biyomakineler, nanorobotlar, bunlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Özellikle DNA'da veri saklanması çok enteresan noktalara geldi. Bu Nature'da bir makaleydi, ben makaleyi koymayı unutmuşum, Shipman'ın ismi var aşağıda ama bir at yarışı videosunu bakterilerde DNA'da depoladılar ve daha sonra bunu tekrar oynattılar. Esas image'la, esas görüntüyle bakteriden tekrar elde edilmiş görüntünün birbirine çok benzeştiği, dolayısıyla bunun büyük verilerin sağlanmasında kullanılabileceği gösterildi. Bu çok heyecan verici bir gelişme. Tabii COVID hayatımıza gelince bazı şeyler arka plana atıldı ama bu pandemi sürecini atlattığımızda gelinen noktanın çok daha hızlı ilerleyeceğini de görebiliriz inovasyon açısından. Biraz biyoteknolojik ürün denince özellikle ülkemizde genellikle ilaç üzerine yoğunlaşılıyor. Tabii en yoğun ihtiyaç oralarda olduğu için ilaç ve medikal cihaz üzerinden gidiyoruz şu an ana hatlarıyla. Bu COVID meselesinde de ilaç geliştirme, aşı geliştirme olaylarını çok sıkça konuştuk. Peki nedir? Nasıl geliştirilir biyoteknolojik ilaç ya da diğer ilaçlar? Dediğim gibi bu işin Ar-Ge süreci çok yoğundur. Özellikle biyoteknolojide gereken altyapıların çok büyük olması sebebiyle temel araştırmalar ve ilaç keşfi ya da preklinik dediğimiz insana geçmeden önce yapılan çalışmalar aslında çok uzun süreçlerdir. Yani toplamda baktığınız zaman 3 ila 15 sene arasında belki değişebilen süreçlerdir.
ve toplamda da 700 milyon dolar civarlarına, mertebelerine varabilen altyapı yatırımları ya da araştırma projesi yatırımları gerektirir. Şu an hepimiz biliyoruz ki bu süreçler aslında hızlandırıldı. COVID'in çok acil bir mesele olması sebebiyle bir takım hızlandırılmış süreçlere girildi, özellikle aşı çalışmalarında. Ama yine de bu stepleri takip etmeye gayret ediyor herkes elinden geldiğince. Yani hızlandırılmış dedikleri bunların yapılmaması değil ama biraz daha kontrollü ama hızlandırılmış olarak yapılması. Şimdi bu aşamada kliniğe geçebilecek duruma gelen işte binlerce bileşik ya da binlerce rekombinant protein ya da binlerce antikor denendikten sonra bu yüzlere indiriliyor. Yani yavaş yavaş daraltarak geliyoruz. Ve kliniğe geçebilecek adaylar belirlendiğinde bunlar için araştırmacı yeni ilaç başvurusu yapılıyor. Bu başvuru süreci kabul olduktan sonra ancak klinikte faz 1 çalışmasına geçilebiliyor. Bu genellikle az sayıda gönüllüyle yapılan ve çok az sayıda bileşiğin denendiği birkaç sene süren ve yaklaşık 25 milyon dolar kadar bir yatırım harcama gerektiren, maliyet gerektiren süreç. Buradan ayrılan birkaç bileşik faz 2'ye geçebiliyor. Onu da atlayabilenler 1 veya 2, yani binlerden başladık 1 veya 2'ye indik, faz 3'e giriyor. Faz 3'ü de başarıyla tamamlanan ilaçlar için yeni ilaç başvurusu yapılabiliyor. Buraya kadar geçen Mevla'yı toplayabilirsiniz arkadan. Şimdi bu da bitti demek değil. İlaç bu noktada yavaş yavaş değerlendirme sürecine giriyor, pazara çıkışa giriyor. Ama pazara çıktıktan sonra da pazar sonrası analizleri yapılıyor. Buna da faz 4 deniyor. Yani bu ilacın uzun vadede 5 sene, 10 sene, 20 sene belki yan etkileri nedir, başka ilaç etkileşimleri nedir? Bunlar hala analize devam ediliyor, edilmek zorunda. Şu an dediğim gibi hızlandırılmış bir süreç yaşıyoruz ama buna rağmen bu fazlar, bu adımlar takip edilmeye gayret ediliyor. Şimdi biyoteknolojide iş ve ürün geliştirme süreçleri dolayısıyla çok yoğun bir Ar-Ge süreci, yani akademiyle çok ciddi işbirliği gerektiriyor akademi ve sanayi arasında. Bu arada TÜBİTAK'ın bir raporundan alınmıştır, bizim değildir. Ama gayet güzel özetlediği için ben bunu yine kullanırım, kendilerine de atıfta bulunmuş olayım burada. Yani temel teknoloji bilgi geliştirme kısmı akademiyle ortaklıkla olmak zorunda. Esas paranın büyük kısmı da burada gidiyor zaten. Yani biyoteknolojinin büyük bir yatırım bütçesi gerektirme sebebi Ar-Ge yoğun bir sektör olması. O da yüksek teknolojili ürünler ortaya çıkmasını sağlıyor. Ticari geliştirme kısmında pilot planlama, ölçek artırma, pazara sunma kısmında sanayiyle mutlaka işbirliği ya da sanayinin patentleri, lisansları alması gerekiyor. Yani orada gerçekten seri üretime geçiyorsunuz. Ürün geliştirme aşamaları ve aşamaların özellikleri derken biz özellikle akademisyenler olarak tabii işin Ar-Ge tarafındayız. Araştırma ve ihtiyacın tespiti ve keşif tarafındayız. Özellikle de fikir geliştirme, konsept ispatı tarafında kalıyoruz. Bir miktar deneysel çalışmalara, teknoloji optimizasyonuna giriyoruz ama çoğunlukla burada işte startuplarla falan veya ortaklıklarla, Ar-Ge ortaklıklarıyla devam ediyor ve bir prototip ortaya çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş ürün geliştirme, üretimin planlanması, ölçek büyütme ve seri üretime giriliyor. İşte bu nokta biraz akademisyenlerin tabii ki de zayıf olduğu ve sanayiyle ya da bu işin uzmanlarıyla birliktelik oluşturması gereken kısımlar. Biz enstitüde öğrencilerimize şunu da aktarmaya çalışıyoruz. İşin tabii sağlam bir bilimsel temeli olmak zorunda ama özellikle girişimcilik veya sanayide çalışmak, sanayiye bir biyoteknolojik ürün geliştirmek diyorsak bu dili de anlıyor olmamız lazım. Yani herkesin süper bir sanayidekiler kadar pazar analizi yapmayı ya da pilot üretim tesisini vesaire bilmesine gerek olmayabilir ama o dili anlar bir seviyede olmak gerekiyor. Kendimiz de bu açılardan eğitmeliyiz, tamamlamalıyız, geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Ondan sonra ürünleşme, ticarileşme ve ürün lansmanına geçiliyor. Tabii bu bir ürün için olan prototip ve ürün geliştirme döngüsü ama tek bir ürünlük bir
biyo girişim ya da sanayici olmaz. Dolayısıyla devamlı inovasyon yapıp yeni ürünü de geliştirmek gerekiyor. Bunları bir döngü şeklinde hayal etmeliyiz. Şimdi işin biyoteknolojideki iş ve ürün geliştirme sürecine girerseniz, bunun ne kadar Ar-Ge yoğun bir kısım olduğu ve akademi sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Ama orada bir de iş ve ürün geliştirenlerin büyük bir kısmının da startuplar olduğunu söyledim. Bu 2018 yılındaki verilere dayanan bir şekildir sağ taraftaki. Gördüğünüz gibi %71'i biyoteknolojik ürünlerin startuplardan çıkıyor. Ondan sonra orta ölçek ve büyük ölçekli sanayi firmaları ve top 10'daki sanayi firmalarının gördüğünüz gibi geliştirdiği ürünler %9. FDA onayı alan ilaç sayıları ve firma profilleri de yıllar içerisinde arttı. Her zaman startuplar ön plandaydı ama son zamanlarda çok daha artmış durumda startupların aldığı FDA onaylı ürünlerinin oranı. Onun dışında top 10 dediğimiz sanayicilerin aldığı FDA onay sayısı ve diğer firmaların aldığı. Bu COVID-19 sürecinde de aslında çok ön plana çıktı. Hepimiz fark etmişizdir. BioNTech, Uğur ve Özlem hocaların kurduğu bir startup firmaydı. Bu arada startup firma deyince tabii bizdeki startuplarla yurt dışındaki startupların niye ürün geliştirme süreçlerinde farklılıkları var. Şöyle farklılıklar var. Yani ekosistem gerçekten ona uygun. Çünkü yıllardır bu işi yapıyorlar. 1976'da kuruldu Genentech firması, rekombinant protein üreten. Biz şu an onların yapmaya çalıştığı şeyi tekrar yapmaya, yani 40-50 sene öncesinin teknolojisini yapmaya gayret ediyoruz Türkiye'de. Burada biliyorsunuz TÜBİTAK'ın 1512 biyogirişimcilik programları var veya COSGAP'in değişik STK'ların verdiği destekler var. Bunlar genellikle 50 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor. BioNTech'in yurt dışında bundan yanılmıyorsam 3-4 sene önceki şeyi, ben de sağ olsun Damla Arısan hocam sayesinde öğrendim bunu. Bavyera hükümetinden aldığı destek 425 milyon euro. Dolayısıyla hani ortada ciddi bir skala farkı var. Orada biyoteknolojik ürün geliştirmenin ne kadar büyük bir altyapı gerektirdiği, ne kadar büyük maliyetinin olduğu biliniyor. Hem bu altyapıyı sağlayacak teknoparklar ya da teknoloji geliştirme bölgeleri ya da platformlar, kümelenmeler var. Hem de ona uygun yatırımlar geliyor. Burada hani bırakın 400 milyon euroyu, 1 milyon euroyu almak bile büyük bir başarı ülkemizde. Buna rağmen çok güzel ürünler geliştiren startuplarımız da var alabildikleri küçük yatırımlarla birlikte. Ben bunların daha da artarak devam etmesini umarım. Bir diğer örnek de Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı için AstraZeneca ortaklığı verilebilir. Bunun gibi örnekler var gözümüzün önünde gelişen. Bilmediğimiz de çok örnek var. Yani bu pandemi sürecinden dolayı bildiğimiz örnek diyelerdi. Dolayısıyla iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama kısmı da en az işin teknik tarafı kadar önemli. Bunun içinde tabii ben ne yapmak istiyorum, benim misyonum, vizyonum ne ile başlıyoruz. Bu akademide de farklı değil aslında. Siz laboratuvar kuruyorsunuz, benim bir labım olsun ama amacın ne, ne yapacaksın o labda diye sorduklarında bir iş fikrinin, bir iş planının olmak zorunda. Hedef marketin büyüklüğü, hedef pazarın büyüklüğünü bilmek zorundayız. Hizmet sağlayıcılarımız kim? Hani ben kit geliştireceğim de bunun tüpünü kimden alacağım, enzimini kimden alacağım, ambalajını kime yaptıracağım, bunları da bilmek lazım. Stratejileri belirlememiz ve ürünün tahmini çıkış zamanı, bir çalışma takvimi falan yapabiliyor olmamız lazım. Tabii bütün bunlar çok böyle tereyağından kıl çeker gibi olan işler değil. Ben bunu çok severim, her yerde paylaşıyorum onun için. Bir girişimcinin tipik bir günü diyebilirsiniz bunu. İşte genelde ruh hali dalgalanmalarıyla gidiyor. İşte çok heyecanlıyım. Eyvah çok zor oldu. Ay çalışıyor galiba. Eyvah mahvettim. Hadi çok güzel olacağız. Aferin falandan sonra çok hatalıymışım. Çok yanlış yaptım. Sanıyorum iflas edeceğim. Akademisyenler de böyle bu arada. Hani akademisyenleri de bir anlamda girişimci diye görebilirsiniz. Harika sonuçlarım vardan tüh tekrarlayınca olmadı. Dolayısıyla hani akademisyen ve girişimcilerin hayatı birbirine paralel gidiyor diyebiliriz. Ama önemli olan hani backup planlarınızın olması, B planlarınızın olması. Şu da çok önemli düşünüyorum. İş fikri geliştirmek ya da akademide, laboratuvarınızda bir fikrinizin olması şu demek olmamalı. Benim fikrim en güzelidir.
bundan daha iyisi yoktur. Bu bakışla giderseniz, kendi ürününü, kendi bilimine hayran insanlar şeklinde giderseniz, o ürünü geliştirmeniz, o bilimi ilerletmeniz de mümkün olmaz. O yüzden tevazu da önemlidir. Geliştirmek o şekilde olur zaten. Bir de takım çalışması önemli. Yani proje yönetimi gerekiyor. Özellikle girişimcilikte ama aynı zamanda akademisyenlikte de. Biyoteknolojide çok daha fazla gerekiyor. Çünkü maliyeti ve yatırımı büyük bir şey. Hani tüh olmadı, hadi ben bu cihazı atayım, yenisini alayım diyemiyorsunuz. Plan programınızı çok iyi yapmanız lazım. Elinizde sadece bir bilgisayar olup bilgisayar programlıyor da değilsiniz. Milyonlarca dolarlık bir laboratuvar kuruyorsunuz. Onun için çalışma takviminiz, takımınız, kimin neyi nasıl yapacağı, bunların nasıl yönetileceği çok önemli süreçler. Bir de bizim akademisyenler olarak zayıf olduğumuz noktalardan bir tanesi pazar analizi. Oysa ki biyoteknoloji gibi bir de maliyetin de çok yüksek olduğu, dolayısıyla riskin de yüksek olduğu alanlarda pazar analizi de çok önemli. Yani alternatif ürünler nelerdir, yeni rakiplerim var mı, pazarlık gücümüz nedir, satıcıların ve alıcıların. Bu bize mevcut rekabet durumunu verir. İşte şu an ortada olan aşılar belli. Çin aşısı, Rus aşısı, Moderna'nın aşısı, Pfizer'in aşısı falan gibi. Bunların hepsinin avantajları, dezavantajları ya da daha kuvvetli, daha az kuvvetli oldukları noktalar olabilir. Bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla pazarın analizi, bununla paralel olarak müşterilerin analizi, rakiplerin analizi ve çevre faktörlerin analizi çok önemli. Her pazarında kendine özgü dinamiği var. Yani Türkiye iç pazara mı yöneliyorsunuz yoksa Orta Doğu pazarına mı yöneliyorsunuz? Bunları da düşünmek gerekiyor. Çok komik ama yani ben bilim insanıyım, niye bunlarla uğraşıyorum dememek lazım. Eğer biyogelişimciysek, özellikle de biyoteknoloji gibi rekabetin çok olduğu, riskin çok yüksek olduğu bir alandaysak, ben bunu kime satacağım ve hangi özellikleri üzerinden satacağım mutlaka düşünmek lazım. Müşterilerin segmentasyonu, işte yaş dağılımı, ben bunu kaç yaşındaki insanlar için dizayn ediyorum ya da hangi davranış karakter özelliğinde sahip olan insanlar bu ürünü kullanmalı, faydası nedir, hangi coğrafi konum, bunlar kritik detaylar. Global biyoteknoloji pazarına baktığınız zaman bu 2015-2026 projeksiyonu 2024'te 775 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu. Aşağı yukarı da tahminler tuttu. Covid'le muhtemelen biraz daha patlamış durumda olabilir. Ama gördüğünüz üzere bu renkler kıtaları gösteriyor. Hani overall'da genelde bakacak olursak ciddi bir artış var. Bunun da büyük bir kısmı zaten Kuzey Amerika ve Avrupa'da. Ki bizim de hitap ettiğimiz pazar. Alan olarak bakacak olursanız sağlık zaten hep öndeydi. Çok daha büyük bir artışta. Sağlığı gıda ve tarım takip ediyor. Sonra endüstriyel prosesler takip ediyor falan diye gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de sağlıktan başlaması şaşırtıcı değil. Çünkü en büyük dışarıya muhtaç olduğumuz, en büyük parayı yurt dışına gönderdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Dolayısıyla biyoteknolojik teşviklerde de biyoteknolojik ürünler ve tıbbi cihaz sektörü şu an öncelikli hala daha Türkiye'de. Dolayısıyla biraz sonuna da geldim zaten, sizleri umarım sıkmamışımdır. Biyoteknoloji alanında bir şirket kurmak, bir girişimci olmak ve global pazarlara açılmak istiyorsanız bu yolu gerçekten acı çekerek kat etmek zorundasınız. Bunun başında tabii ki de deneyler ve bilimsel veriyle bir iş fikri geliyor. Bu bilimsel geliştirme ve teknolojik fikrin geliştirilmesi geliyor ama buna tek başınıza girerseniz hani o ölüm vadisi denen noktayı atlamanız çok zor olur. Kurucuların yanı sıra mutlaka danışmanlar, alanında deneyimli iş yöneticileri olması gerekiyor. İyi bir iş modeli kurmak, patentleri mutlaka takip etmek, patentli ürününüzün olması ve güzel yatırımlar bulmak, şirketleştikten önce veya sonra veya sırasında çeşitli yatırım alternatiflerini değerlendirmek ve ondan sonra da çeşitli işbirlikleriyle riskinizi azaltarak kısmetse halka arza kadar ilerlemek hedef olmalı. Biyoteknoloji sektöründe çeşitli firmalar var. Ülkemizde en son geçen sene Şubat'ta bakmıştım sayılara. Sayıda daha da artmış olabilir ama 300'ün üzerinde biyoteknoloji firması vardı, startup firma. Şimdi Covid'den dolayı bu
bazı alanlarda artmış, bazı alanlarda rekabet edemediği için azalmış olabilir. Sayının hani çok değişmediğini tahmin ederim. Ama bu bir yaklaşım. Bir başka yaklaşım ürün geliştirme ve üretim firması olabilir. Yani temel olarak Ar-Ge hizmeti sunabilir kişilere, ki böyle de firmalar var. Tam entegre biyoteknoloji ilaç firmaları var ülkemizde. Bunlar da kuruldu. Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu diye bir platformumuz da var. İlaç firmalarımızın oluşturduğu. Ticaretleştirme firması olabilir. Bu da bir anlamda hizmet firması. Yani ruhsat ve üretim pazarlama süreçleriyle ilişkili çalışılabilir. Veya direkt hizmet firması, servis firması olunabilir. Validasyon hizmeti, test hizmeti, her neyse. Dolayısıyla ne tür bir firma olacağınıza da karar vermek gerekiyor. Hani herkesin illa startup olmasına gerek yok. Bu ekosistemin de olması lazım. Diğer alanlara da yönelmekte gocunacak bir şey yok. Hani onlar da herhalde gayet olması gereken valid sektörler. Dolayısıyla yeni bir biyoteknoloji firması, akademik girişim, startup, spin-off, her neyse, bu teknoloji platformu ve servis firmasıyla da el ele çalışabilir. Bir hibrit iş modeli olunabilir. Böylece ürün portfolyosu geliştirilebilir ve tam entegre ilaç firmasıyla birlikte çalışılabilir veya oraya doğru evrilinebilir. Şu an önümüzdeki örneklerden işte BioNTech, Pfizer işbirliği gibi işbirlikleri yapılabilir. Dolayısıyla kapalı iş modeli süreçleri veya açık iş modeli süreçlerinden bir tanesi tercih edilebilir. Finans ve yatırım modelleri deyince tabii biz akademisyenler olarak aklımıza ilk TÜBİTAK gelir, TÜBİTAK'tan proje almak. Startuplar için de böyle şeyleri var, programları var TÜBİTAK'ın. Ama onun dışında risk sermayesi, melek finansmanı, amcalar, dayılar, birinci derece akrabalar veya kendi öz sermayen tasarruf hesabın kullanılabilir çekirdek aşamasında. Ama bir noktada o yetmemeye başlayacak. Eğer o ölüm vadisi denen yeri atlayıp üretim süreçlerini seri üretime doğru götürebilecek hale geliyorsa firmalar, o zaman fon ihtiyacı artıyor. Fon ihtiyacı arttıkça bankalardan, risk sermayesinden, sübvansiyon veya bağışlardan faydalanılabiliyor. Bunlar hala erken aşama. Genişleme ve büyümede tabii artık daha büyük boyutta yatırımlar gerekeceği için bankalar, risk sermayesi kuruluşları falan ön plana çıkmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş hisse senedi piyasalarına giriliyor. Şu an hani biz daha ziyade Türkiye'de o 300 küsur firma dediğimiz bu çekirdek ve başlangıç startup aşamasında olan firmalar, ikinci, üçüncü aşama veya köprü aşamasında olanların sayısı oransal olarak biraz daha az, ama onların da yakın zamanda artacağını umuyoruz. Ölüm vadisi başlangıç aşamasında, yani gelirlerinizin giderlerinizin gelirlerinizden daha fazla olduğu bir dönem olabiliyor. Eğer o noktayı aşabilirsiniz, o kırılma noktasını, zaten ondan sonra ilerlemeniz biraz daha kolay oluyor. Ama en sık kurulan startupların yıkıldığı veya iflas ettiği, kapandığı, tükendiği süreç bu ölüm vadisi. O aşamaya geçebilmek için de işte güzel bir iş planı yapmak gerekiyor. İşe hakim uzmanlar, yöneticiler, danışman kurulları vesaire oluşturmak gerekiyor. Yatırım haberlerinin çok süslü verilmesinden dolayı girişimcilerde bir yatırım almak başarıdır gibi bir yanılgı olabiliyor. Önemli olan yatırımı almak değil, doğru kişiden doğru zamanda almak ve bunu doğru amaç için almak hatta ve hatta. Bunu yapanlar zaten şu kırılma noktasına geçebiliyorlar. Yatırım bulmaya ben çok fazla girmeyeceğim. Pitching denen şeyi sadece hani duymuş olabilir genç arkadaşlarımız neyin nesidir. Kısacık bahsedip atlayacağım. Pitching ya da sunma, hitap edeceğiniz kitleye göre anlattığınız bir hikaye. Yani karşınızdaki insanlar tıp doktorlarından oluşan bir yatırımcı heyeti de olabilir keşke. Veya TÜBİTAK paneli olabilir, her neyse, hakemleri olabilir projenizin. Veya melek yatırımcılar olabilir, platform vesaire. Dolayısıyla kime neyi sunuyorsunuz? Startup'ınızı, girişiminizi veya iş fikrinizi nasıl aktaracaksınız ve ne isteyeceksiniz karşınızdakilerden? Bunları iyi bilmek gerekiyor. Dinleyicilerim kim? Dinleyicilerim neyi bilmek ister? Benim amacım ne? Hani sadece ben bir para alayım diye gidilmez insana. Ben parayı ne için alacağımı da söylemek lazım. Şu lafını çok severim Einstein'ın. Konuyu basit anlatamıyorsanız konuyu yeteri kadar iyi anlamamışsınızdır. Dolayısıyla
kısa bir sunum yapabilmek ve bu bilgileri hap şeklinde verebilmek için çok uzun bir hazırlık süreci gerekiyor. Yani aman 3 dakika konuşacağım zaten, ne var ki konuşuveririm deyip hazırlanmadan gitmemek gerekiyor. Ben bir de Fuck Up Nights yaparlar, biliyorsunuzdur belki yurt dışında. Onun için biyoteknolojinin hani en meşhur fuck up örneklerinden bir tanesini de getirmek istedim. Elizabeth Holmes, Theranos adlı bir firmanın kurucusuydu. Ve küçücük bir kan damlasından bir sürü hastalığı kısa bir süre içinde analiz edip sonuç verebileceğini söyledi. Ve yönetim kurulu, danışma kurulunda da inanılmaz büyük isimler var. Henry Kissinger'ı hani çoğunuz bilirsiniz diye düşünüyorum. 2014 yılında 9.5 milyar dolar değerleme aldı ve Fortune 40 Under 40 listesinde yeni işte biyoteknolojinin Steve Jobs'u falan diye anlatılırdı. Bad Blood diye bir kitap var bu macerayla ilgili. Onu okumanızı tavsiye ederim. Yakın zamanda da Jennifer Lawrence'ın Elizabeth Holmes'u oynadığı bir film çekiliyor. Pandemiden dolayı uzadı süreç aslında. Hani o da çıktığında mutlaka izleyin derim. Çünkü daha sonra bu geleceğin Steve Jobs'u denen arkadaşın aslında ne kadar büyük hatalar yaptığı ortaya çıktı ki bu yatırımları toplamak ya da bu değerlemeleri almak her şey demek değildir. İçindeki bilimin sağlam olması gerekir de bize çok iyi gösterdi. Maalesef para topladığı şu teknoloji henüz geliştirilmemişti. Dolayısıyla hani parayı alayım nasıl teknolojiyi geliştiririm sonra diyerek yola çıktı. Çok ünlü büyük firmaları falan bile kandırdı alenen. Ama ondan sonra verdiği sözleri ya da ne diyelim, evet, sözleri, vaatleri tutmadı, yerine getiremedi ve çok ciddi mahkeme süreçleri geçirdi. Şimdi biyoteknolojinin geleceğinde bir de sentetik biyoloji diye bir alan var. Bunu da takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu sanırım 2-3 sene öncesine ait, 2016 bile olmuş olabilir. Hatırlamıyorum ama birkaç sene önce aldığım bir şey, resim. Ve Avrupa'da 60'ın üzerinde sentetik biyoloji startup'ı var. Ve gördüğünüz gibi sağlıktan gıdaya, tarıma, hatta endüstriyel kimyasallara kadar pek çok alanda faaliyet gösterebiliyor bu firmalar. Nitekim Nobel ödülü almış Francis Arnold'un bir sentetik biyoloji şirketi var. Bu geçtiğimiz 10-15 senenin teknolojisi. Bu alanı da Türkiye'nin vakit geçirmeden girmesi gerekiyor. Bütün bunları bir araya toplayan da bir biyoekonomi ve sürdürülebilirlik konsepti var. Ben herkesin bu konuda da farkındalığının olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa özellikle biyoekonomiye ve sürdürülebilirliğe çok önem veriyor. Çünkü kaynaklar artık kısıtlanmaya başladı ülkemizde de, dünyada da. Bunların arasında işte yeni biyokütle kaynaklarının kullanımı, endüstriyel biyoteknolojiye rekabet edebilirlik, veya toplumun endüstriyel biyoteknoloji ve biyobazlı ürünler konusundaki algısının yönetilmesi gibi bir takım kritik noktalar da var. Özetle bu biyokütlenin rekabet edebilir biyoekonomi ürünlerine dönüştürülmesi için nasıl bir ekosistem olmalıdır konusuna kafa yoruyor Avrupa'da, dünyanın geri kalanı da. Ve bunların arasında üniversiteler ve biyoekonomi Ar-Ge merkezleri, aktif biyoekonomi girişimcileri ve biyoekonomiyi destekleyen politika yapıcıların bir arada çalışmasının gerekli olduğu ortaya çıkıyor aslında. Ve teknoloji transferi ve ticaretleşme dediğiniz zaman biyoekonomi kümelenmelerinin dağılımına baktığınız zaman bütün dünyada bunların mevcut olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar tabii farklılıkları var aralarında. Yüksek teknoloji olanlar var. İşte gelişmiş bir birincil sektörler var. Temel birincil sektörler var. Çeşitlendirilmiş biyoekonomiler var. Biz elimizden gelince yüksek teknolojili biyoekonomilere oynamak zorundayız ülke olarak. Hani basit düzeyde kalmamamız gerekiyor artık. Bunun da farkına varmak gerekiyor. Biyoteknoloji özetle hayatımızın her alanında. Biz şu an biraz daha sağlık ve biyoteknolojik ilaçlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Covid sağ olsun aşı hayatımıza girdi. Aşı üretim altyapılarımız da bu vesileyle gelişiyor aslında. Bunlar hani bir anlamda her şerde bir hayır vardır denir ya. Covid'in de belki hayatımıza kattığı şeylerden bir tanesi bu olacak. Ama biyoyakıt, biyoplastik, tarımsal biyoteknoloji, biyoekonomi, sürdürülebilirlik konseptlerinin de bir o kadar önemli olduğunu hatırlamamız lazım. Pandemi bittikten sonra
bu altyapılar bitti artık demeyip çeşitlendirmemiz de gerekiyor altyapıların kullanım alanlarını. Ben burada bitireyim izninizle. Girişimcilik üzerinden anlatmaya çalıştım biraz biyoteknoloji elimden geldiğince. Ben diğer editör arkadaşım Sevgi Hoca'ya da buradan selamlarımı göndereyim, kulaklarını çınlatalım. Sorularınız varsa şimdi alabilirim. Ben ekranımı kapattım izninizle. Hocam çok teşekkür ederim. Yani soluksuz dinlediğim bir sunum oldu ve gerçekten bu kadar kısa sürede çok çok fazla bilgiyi fazlasıyla verdiniz. Çok hızlı değil mi? Ha, tam vaktinde bitirmişim. İyi. Evet, çok bir güzel. 10 dakikamız falan da sorulara var sanıyorum. Değil evet, mi? Doğru. Evet, arkadaşlar sorularınız varsa sunumla ilgili ben sorularınızı şimdi alabiliriz. Deniz Bey'e çok selam söyleyeyim bu arada. Biyoteknoloji bölümü mezunuyum. İş anlamında Türkiye'de hiç iş yok diyen arkadaşım. 40 dakika boyunca iş olduğunu anlatmaya gayret ettim elimden geldiğince. 300 kadar startup firma var. Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu var dedim. Sağlık alanı dışında da aslında epeyce biyoteknoloji firması var. Ama tabii ki de hani Amerika'daki, Avrupa'daki kadar çok değil sayılar. Burada haklısınız. Rekabet var. Ekmek aslanın ağzında. Dolayısıyla kendimizi geliştirmek zorundayız. Elimizden geldiğince işverenlere cazip eleman adayı olmamız gerekiyor. Evet. Ki sizi seçsinler. Hani 40 tane biyoteknoloji mezunu varsa neden sizi işe alsın? Bunu anlatabilmek gerekiyor karşıdakine. Evet. Diyeyim. Yani iş yok demeyin. Pardon, buyurun Orhan Bey. Kusura bakmayın, böldüm böyle. Şimdi aslında çok güzel konulardan bahsettiniz. İlaç ağırlıklı da bahsettiniz. Bize de çok fazla soru geliyor aslında sosyal medyadan, diğer söyleşilerimizde de. Arkadaşlar hep böyle ilaç tarafına kayıyorlar ama siz yakın zamanda çok da değerli bir, Türkiye'ye değerli bir yatırım kazandırdınız. Bir seri açtınız ve tarım biyoteknolojisi de yapıyorsunuz. Burada evet. Fırsatlardan da biraz bahsedin isterim aslında. Yani arkadaşlar bunları da bilsinler isterim. Çünkü çok Türkiye'de ben bilindiğini düşünmüyorum. Ama sizin girişimleriniz de bu artıyor. Artık hızlı bir şekilde de artıyor. Yeni mezun arkadaşlar aslında çok fazla farkında değiller sanki. Biraz biz öyle evet, hissediyoruz. Evet, ben de onu hissediyorum. Ya biraz şartlandırma var Orhan Bey. Hani geleceğim, çok güzel bir seramız var. Evet, orada ürün yerleştirme de yapalım hemen araya. ama sanıyorum benim zamanımdan beri moleküler biyoloji ve genetik mezunu olan iş bulamaz. Biyoteknoloji mezunu olan iş bulamaz. Yaklaşımı var ve o yaklaşım yer etmiş durumda. Biraz herkesin içine işlemiş. Ya ben iş bulamayacağım. O mantıkla girdiğiniz zaman bulamıyorsunuz zaten. O biraz self-fulfilling prophecy dedikleri bir şey. İş verilmez, alınır. Hani peşinden koşmak gerekiyor biraz. Şimdi evet, ben biraz fazla sağlık üzerinden anlattım. Orada haklısınız. Pandemi hayatımızın her köşesinde olduğu için sağlık çok ön plandı. Türkiye'de bu bir senedir. Herkes ilaç aşı konuşuyor. Genel ekonomisi de bu şekilde. Yani evet. Ben yıllardır takip ediyorum ve biz biraz da içindeyim. Evet. Genelde sağlık ağırlıklı. Belki de %70, %80 o şekilde. Ama dünyada da öyledir. Dünyada da bildiğiniz gibi hani en büyük iki sektör ilaç ve silah sektörüdür. Evet. Türkiye'de bundan farklı olamaz zaten. El mecbur. Ama onu da gıda ve tarım takip ediyor demiştim. Hani Türkiye'de aslında o alanda da hiç fena değiliz. Türkiye'nin hani dünyayla yarışabilen pek çok firması da var. Bizim de enstitü olarak 4 farklı opsiyonumuz var. Bir tanesi sağlık biyoteknolojisi evet, ama bir tanesi de endüstriyel biyoteknoloji, bir tanesi bitki biyoteknolojisi, bir tanesi de sentetik biyoloji ve sentetik asisten biyoteknolojisi. Bitki biyoteknolojisi alanında da biz bayağı iddialıyız. Yakın zamanda firma adı da vereyim ben buradan, Gübretaş firmasıyla birlikte bir hem 22-44 projemiz oldu, hem de bir ortak Ar-Ge serası açılışını yaptık yakın zamanda enstitümüzde. Ve burada tabii Gübretaş başta olmak üzere ama genelde bütün sanayicilerimize tarımsal biyoteknoloji alanında da hizmet vermeyi, Ar-Ge konusunda işbirlik yapmayı vesaire hedefliyoruz. Enstitü olarak başka bir sürü firmayla da anlaşmalarımız var, Ar-Ge çalışmalarımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gebze bir de özel bir yer. Hani 17 tane organize sanayi bölgesinin ortasında. Sanayicilerle biz işbirliği yapmayacağız da kim yapacak diye bakıyoruz. O açıdan gerçekten ben doğru bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tarım da Türkiye açısından çok önemli. Yani tarım ve gıdayı atlayamazsınız. Kendinizi besleyemeyen bir ülke olmak özellikle bu devirde çok zor ve tehlikeli.
yerlilik ve millilik sadece ilaç konusunda değil, tarım konusunda da çok önemli. Gıda da onunla bağlantılı olarak çok önemli. Dolayısıyla biz mesela gıda katkılarıyla da ilgili endüstriyel biyoteknoloji alanındaki hocalarımızla beraber bir takım çalışmalar yapıyoruz. Afiliye hocalarımızın enzim çalışmaları var. Bu da çok farklı sektörlerde yine kullanılabiliyor. Dolayısıyla evet haklısınız. Sağlık tabii ki de tek şey değil. Bu açıdan tekrar öğrenci arkadaşlarımıza da sesleneyim. Opsiyonlarınız da geniş ama şunu yapmamak lazım. Yani kariyer.net'e bir CV vermekle iş bitmiyor. Biraz peşinden koşmak, işte böyle webinarları takip etmek, nerede hangi firma varmış, LinkedIn'den ona bakmak. Yani her dakika elinizde şu telefonlar şey yapıyorsunuz, Facebook, Twitter. Oralarda biraz şeyleri de takip etmek lazım. İş sağlayabilecek firmaları da takip etmek lazım. Ben mesela Neuroscience News'u takip ediyorum. Bir sürü bilim şeyi var, platformu var. Oralarda hep iş ilanları geliyor aslında. Yani bunları siz de takip edebilirsiniz. Öyle de bulunuyor işte. Yani iş verilmez alınır derken onu kastettim biraz. Evet. Ekmek harbiden aslının ağzında. Şimdi Talat Bey, ülkemiz aromatik bitkiler açısından çok zengin. Sizce bu zenginliğin getirebileceği maksimum yerde miyiz demiş. Ben de maalesef değiliz. Zaten bizim enstitü olarak Doğum Marmara Kalkınma Ajansı'yla, ajansı desteğiyle yaptığımız bir projeyi yeni tamamladık. Özgün Biyoekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi. Burada da tıbbi aromatik bitkiler aslında ön plandaydı. Ve yine bölgemizde pek çok sanayici ve KOBİ ile birlikte vermiştik bu projeyi. Buradan çıkarttığımız prototip ürünlerle de farklı firmalarla TAGEM ve benzeri projeler şu an yapmaktayız. Ama haklısınız, maalesef değil. Çünkü demin bahsettiğim o ekosistem var ya, herkesin sadece bir ürün geliştirmeye odaklanmaması lazım. Bu ekosistemin içerisinde işte test ve analiz hizmeti, validasyon hizmeti, ruhsatlandırma hizmeti gibi bir takım yan sanayi kuruluşlarının da olması gerekiyor. Bizde bunlar da henüz eksik. İşte akredite laboratuvarların daha oturmuş olması, rutin hizmet veriyor olması gerekiyor vesaire. Süre kısıtlı diye biraz hızlandım. Anlattıklarınızdan baktığımız zaman fırsatlar çok çeşitli arkadaşlar için. Bir de %70 gibi bir startup başarı oranından bahsettiniz. Aslında bu fırsatlar bu kadar çeşitliyken bir şekilde kendilerine yer bulabileceklerini de düşünüyorum. Özellikle girişimci arkadaşların bu ekosistemde. Aynen. Mesela çok enteresan bir yine sürdürülebilirlik alanında girişim var. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretiyorlar. Ve şu an yurt dışında da çok ilgi görüyor bu firma. Çünkü sürdürülebilirlik hep alternatif biyobazlı ürünlere doğru da kaymaya başladı. Sıfır atık çerçevesinde bu atıkların yeniden değerlendirilmesi ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla farklı şeyler de olabiliyor. Onları da takip etmek lazım. İlaç, yine Talat Bey demiş. İlaç sanayi alanında ülkemizde ne gibi ihtiyaçlar var? Bunlar için nasıl girişimler yapılabilir? Bir saat daha konuşuruz onu. Ben şey diyeyim sadece. Yani bayağı bir ilerleme yapıldı aslında. Altyapılar, ilaç sanayi, biyoteknolojik ilaç alanında bayağı bir oturdu. Ama hala daha emekleme aşamasında. Çünkü akademi sanayi entegrasyonu daha henüz yok. Yani birbirimizden biraz kopuğuz. İşbirliği kültürünün oluşması, bu yan sanayinin oturması ve bir kolaborasyon içerisinde iş bölümü yaparak çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sanayicilerin, ilaç sanayicilerine en çok söylediği de gelişmiş iş gücünün eksikliği. Dolayısıyla iş arayan arkadaşlar varsa biraz biyoteknolojik ilaç alanında ne gibi yetkinliklerim olması lazım deyip belki internetten Coursera gibi bir takım dersleri takip edip, sertifika programlarını takip edip kendilerini yetiştirmeye gayret edebilirler bu alanlarda. Evet. Fatih Bey demiş ki TÜBİTAK, kısaltarak okuyorum, TÜBİTAK Gen Mühendisliği Enstitüsü'nde hayvan tıbbi biyoteknoloji, enzim vesaire gibi çalışmaları desteklediğini görüyoruz. Bu dönemde yukarıda bahsetmiş olduğum hangi alan daha fazla desteklenmelidir? Aslında her alan desteklenmeli. Hani bu dönem pandemi süreci olduğu için sağlık ekstra bir ön plana çıktı. Ama pandemi bittiğinde ne yapacağız? Diğer alanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla hepsinin aslında bir şekilde birlikte idare edilmesi gerekiyor. Hiçbiri birbirinden daha kıymetli, daha çok kıymetli, daha az kıymetli değil diye düşünüyorum. İlaç etken maddesi yerine tamamen sentetik ortama mı bıraktı? Hayır, yok. Yani onun kimyasal sentezlerde yapılıyor, bitkilerden de sentezleniyor, sentetik biyolojiyle de yapılıyor. Hangisi hangi ilaç etken maddesi için daha maliyeti az, fizibilitesi çoksa
o yöntem tercih ediliyor haliyle. Yani kimyasal sentez ucuzsa ona gidiyorlar. Ama bitkiden elde etmek daha ucuzsa ona gidiliyor. Yani orada bir maliyet kar zarar analizi yapılması gerekiyor. Sonra teşekkürler var. Teknokent firma kurulması kısa bilgi verme imkanınız var mı demiş. İsmini telaffuz edemediğim arkadaşım. Çok özür dilerim kendisinden. Evet, ben de okumaya çalışıyorum. Sanıyorum. Yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Teknokentlerde aslında TTO'lardan daha rahat bilgi alabilirsiniz. Firma kurmak çünkü en kolay şey. Hani firma kurmanın çok büyük bir masrafı da yok. Önemli olan firmayı sürdürmek. Kapatması çok problematik. Yani bir günde kurup 2 yılda mı kapatıyoruz firmayı? Nasıl aynen oluyor? Öyle bir durum var. Evet. Vardı galiba. Aynen öyle. Yani firma kurmanın tabii yollarını öğrenirsiniz. O dert değil ama firma kurmadan önce bence siz arka planda iş planınızı yapın. Ürünleriniz tam olarak nedir? Ben bunu kime satmak istiyorum? Bir maliyet hesaplamaya çalışın. Çünkü bazen gerçekten çok güzel bir fikir oluyor ama hani 4 liraya satabileceksin en fazla, rekabet var piyasada. Ama sen 40 liraya mal ediyorsan hiçbir anlamı yok ki o firmayı kurmanın. Yani ilk önce bir onları oturun, hesaplayın. Firma kurma kısmı en kolay. Yani herhangi bir üniversitenin teknoparkı size çok rahatlıkla yol gösterecektir bu konuda. Başka sorumuz yok evet. Galiba. Herkesi yormuş olabilirim. Teşekkür ederim. Ziyade çok değerli bilgiler edindik. Ben çok memnun oldum kendi adıma, takipçilerim ben adına. Ben de keyif aldım. Son olarak ben bir soru sorup kapatayım o zaman hocam. Tamam. Tabii ki de buyurun. Şöyle söyleyeyim. Yani bir biyo girişimcilik diyoruz da girişimci olarak bunu adlandıralım. Sizin tamam. için bir girişimcinin en önemli silahı nedir hocam? Öyle silahı. Evet, silahı. Bence en önemli silahı karakteri. Yani karakter. Kesinlikle pes etmeyen bir karakter olması lazım. Yıkılıp duracaksınız çünkü. Hani sağ kroşe, sol kroşe girişecekler. Onun bunu için dediğiniz o alan belki çok dar bir alandır ama evet. çok fazla şey var herhalde, orada risk var. Evet. Yani gerçekten şey beklememek lazım. Ben bir şirket kuracağım, hemen bana $1 milyon yatırım verecekler. Altıma bilmem, öyle arkadaşlarımız var çünkü, genç arkadaşlar. Altıma çekerim arabamı. Yok öyle bir hayat. İşte gezerim hafta sonu şurada. Öyle değil. Yani benim şirket kurmuş çok, ben de şirket kurdum bu arada. Yani gerçekten canımız çıkıyor ama şirketini çok iyi yerlere getirmiş arkadaşlarım da var. Şirketleri kurulduğundan bu yana hiç tatile gitmediklerini biliyorum, karı koca. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Yani inanılmaz bir fedakarlık gerekiyor. Bence onun için en büyük silah karakter orada. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan. Evet, çok güzel. Bir soru daha geldi Serhat Bey'den. Onu geldi da mi? Kapatalım mı hocam? Nasıl yapalım? Şöyle ülkemizde bu konularda yönelimimiz. Bu konu derken hangi konularda? Yukarıdaki evet. hayvan tıbbi vesaire konusunda mı? Galiba öyle, ben öyle anladım. Herhalde öyle. Ya o konuda örnek vermek bence çok zor ama bütün sunumda tabii özetlemeye çalıştığım şeyi belki tekrar vurgulayayım. Bir tanesi dışarıya bağımlı olduğumuz alanları tabii ki de ön plana çıkarmak lazım. Şu an hükümetin yaptığı o aslında. Yani biyoteknolojik ilaç teşviği, tıbbi cihaz teşviği falan dediğiniz zaman yurt dışına en çok bağımlı olduğumuz, en çok parayı ödediğimiz sektörler bunlar. Bu hani tamamen maliyet hesabı, maliyeti düşürmeye çalışıyoruz ülke olarak. Bunların yurt içinde uygun fiyatlı üretilmesi öncelikli haliyle. Gıda ve tarım için de aynı şey geçerli. Ama genel olarak soracak olursanız son slaytlarda bahsettiğim biyoekonomi ve sürdürülebilirlik şu an en önemli iki anahtar kelime bence. Çünkü dünya nüfusu çok artıyor. Hani pandemiden dolayı evet bir miktar azaldı belki ama çok ciddi bir kırpılma, tırpanlama olmayacak. Ama tükettiğimiz malzeme miktarı gittikçe azalıyor. Yani dünyada kaynaklar azalmaya başlıyor. Onun için alternatifler geliştirilmeye çalışıyor. Bu alternatifler arasında hani örnek verin dediniz diye söylüyorum. Mesela yiyecek, gıda bulmak çok ciddi bir sorun. Şu an Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bir tanesi. Açlık yok biliyorsunuz. Gıda güvenliği çok önemli. Gıda kaynakları tüketildikçe mesela laboratuvarda sentetik et üretimine başlandı. Hani böyle startup firmalar geliyor yavaş yavaş. İşte ne bileyim böcek kabuklarından un yapıp bunlarla ekmek yapmak falan gibi alternatifler geliştiriliyor. Yosunların alternatif gıda kaynağı olarak kullanılması gibi şeyler ön plana çıkıyor. Hani bu aklıma gıdadan gelen örnekler. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Biyobazlı ürünler şu an çok ciddi miktarda araştırma yapılan alanlardan ve biz de Türkiye olarak bu treni kaçırmamak zorundayız. Çünkü bizim de elimizdeki kaynaklar kısıtlı. Evet hocam, bir soru daha geldi.
Gelecekte biyoteknolojinin konumunu nerede görüyorsunuz denmiş. Valla biyoteknoloji gittikçe daha da önem kazanıyor. Çünkü hani sadece bu pandemi sürecinde ilaç, aşı ve tanı kiti diye düşünmeyin. Pandemiden hemen önce çok ciddi miktarda gündemimizde olan bir Neuralink vardı Elon Musk'ın, biliyorsunuz, beyin çipi. Yavaş yavaş bunlar konuşulmaya başlandı. İsveç'te biliyorsunuz deri altına çip takıldı. Kredi kartı gibi elinizi okutuyorsunuz. Oradan alışveriş yapılıyor. Bunlar daha da hızlanarak devam edecek. Dolayısıyla biyoteknoloji artık yavaş yavaş ayrılmaz bir parçamız haline gelmeye başladı. Geleceğin işte biyoteknoloji çağı diyoruz ya 21. yüzyıla. Böyle devam edeceğini düşünüyorum. Diyerek evet, hocam, burada bitirelim. Evet, bu akşamı da burada herhalde sonlandırıyoruz. Çok keyifliydi hocam. Uzun çok yıllar sağ olasınız. Ben de keyif aldım. Güzel bilgiler veren sosyal medya kanallarımız için bir kayıt oldu. Ve bizim için de çok güzel oldu. Takipçilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum size. Umarım ben de tüm dinleyicilere teşekkür ederim. Orhan Bey, size de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Farklı konularda sizi belki burada ağırlamak tekrardan kısmet olur bize. Umarım. Umarım. Ben de çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar dilerim hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu keyifli sohbetin daha sonuna geldik. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir canlı yayında daha tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.